Assalomu alaykum azizlar. Bugungi mavzuyimiz ilm olish odobi haqida bo'ladi. Azizlar, biz sizlar bilan ilm olish odobi haqida mana 4-chi marta uchrashib turibmiz. Bugungi mavzuyimizning temasi Abu Rayhon Beruniy haqida bo'ladi. Azizler, Abu Rayhon Beruniyni hammamiz yaxshi bilamiz, eshitganmiz, quloqlarimiz o'rgangan dunyodagi eng mashhur shaxslardan biri. Ilm sohasi dunyo ilmiga, dunyo ilm xazinasiga juda katta hissa qo'shgan odam. Bu Abu Ali ibn Sino bizning vatandoshimiz. Albatta uning bilan biz faxrlanamiz. Xo'sh, butun dunyo tan olgan onun mashhurligini qayta-qayta juda ko'plab adabiyotlarda Yevropa, Osiyo, Amerika qit'asidagi juda ko'plab ilmiy akademiyalarda buning nomi bot-bot qayta-qayta takrorlanib turgan bu mashhur shaxsning ilm sohasidagi qanday xizmatlari bor? Cheksiz shon-shohrat keltirgan uning qaysi ilmlari ekanligini bugun sizlar bilan tanishishga harakat qilamiz. Negaki biz ana shu vatandoshlarimizdan nafaqat faxrlanamiz. Bu ulkan bir vatanparvarlik hisoblanadi. Bundan qariyb 1000 yil ilgari yashab o'tgan bu vatandoshimiz azizlar. U ilmda qilgan ishida na bir kuzatuv apparatlari bu kishida bo'lgan, yoki o'lchov asboblari bo'lgan. O'zining aqli bilan, idroki bilan, tirishqoqligi bilan o'rganib juda ko'plab kashfiyotlarni qildi. Deyarli bizimizdagi ma'lum bo'lgan fanlarning barchasida o'chmas iz qoldirdi. Hammasinda buyuk xizmatlari bor. Qaysi fan, qaysi sohani olsak, Beruniyga to'g'ri keladi. Shunday ulkan xizmatlari bor. Mana shuning xizmatlarini sizlarga ma'lum qilmoqlik maqsadida bugun studiyamizga Oq Oltin Ovulfxonlar yig'inan 41-chi maktabning targ'ibotchisi Sadaddin va Ziyodani taklif qilganmiz. Ziyodani taklif qilishimizning boisi 1989-94 yillarda o'zi jurnalist bo'lganligidan kasb taqozosi bilan Beruniy tumanida faoliyat ko'rsatgan. Hamda ana shu yerdagi Beruniyning nomini abadiylashtirish, Beruniyni o'rganish sohasida juda ko'plab munozaralarda qatnashgan va o'zini fikr mulohazasi bilan Toshkentdagi ko'pgina gazeta va jurnallarda Beruniyni kam o'rganayotganimiz haqida bong urgan jurnalistlarimizdan biri. Tumanimizdagi, shahrimizdagi 40-chi maktabning yosh fizika o'qituvchisi, iqtidorli fizika o'qituvchisi, mana yosh bo'lishiga qaramasdan bir necha yilda, mana 6 yildan beri faoliyat ko'rsatadi. Juda katta muvaffaqiyatlarga erishib o'tirgan mana farzandimiz yaxshi bo'lib Sarvarbekni taklif qilganmiz. Sarvarbek 40-chi maktabda fizikadan dars beradi. Ayni vaqtda azizlar, bilasizlar, Beruniy shu 40-chi maktab biz bugun o'rganmoqchi bo'lgan mashhur olimning nomi bilan atalgan ko'p yillar davomida Beruniy nomi bilan. Hozir ham qaysi maktab desa 40-chi demasdan Beruniy maktab desa tumanimizdagi hamma osongina tushunib qo'yaveradi. Mana shu maktabda fizika fanidan dars beradi. O'quvchilarga iqtidorli bolalar bilan shug'ullanadi. Bugun mana shu ikkita mazkur va mashhurlar yordamida Beruniyning ijodi, fanda qilgan ishlari haqida, uning nomini abadiylashtirishdagi qilinayotgan ishlar haqida sizlar bilan yetarlicha ma'lumot olishga harakat qilamiz. Yana bir marta takrorlayman azizlar, vatandoshlarimizning, buyuk vatandoshlarimizni o'rganishimiz kerak. Ularni bilmog'imiz biz uchun qarz. Har bir mana shu O'zbekistonda yashovchi uchun bu shaxslarning ilm sohasida qilgan buyuk xizmatlarini o'rganmog'imiz, bilmog'imiz, o'g'il-qizlarimizga o'rgatmog'imiz, yetkazmog'imiz bir uchun ham farz ham qarz deb qaramog'imiz kerak bo'ladi. Ana shu muddao maqsadida bular o'rtoqlar taklif qilganmiz. Mana Sarvarbek, siz fizika fanidan dars berasiz. Mana shu fizikaning ko'pchilik joylarida mana matematikaga tegishli joylari bor. Keyin minerallar masalasi bor.
Diyelik büyüğünün kılgın köp işlerimine siz özünüzün fen doğumunda hem, fen ders veriş doğumunda hem şuna uçurup durasız. Ki şu büyüğünü biz yaşlarımıza kubrek tanıtmamız gerek buladı. Sizin kumanızda bana şu büyüğünün yaşayış hayatı faaliyeti hakkında, ilmi faaliyeti hakkında, mana 1000 yıldan burun qanday bütün dünyadagi tutgan o'zining ilm sohasidagi o'rni haqida qilgan buyuk xizmatlari haqida tili tomoshabinlarga yetkazishda bizga ko'maktosh bo'lsangiz. Marhamat. Avvalambor assalomu alaykum. Hammangizga studiyaga chaqirganingiz uchun rahmat sizga. Avvalambor o'zim tanishtiradigan bo'lsam, Yashin Sarvarbek, 40 sonli maktabda fizika fani o'qituvchisiman. Biz bugun gaplashmoqchi bo'lgan insonimiz yoki allomamiz bu tarixda juda katta o'chmasiz qoldirgan. Hozirgi kungacha bu o'lchagan aniqlikdagi o'lchagan narsalar hozirgi kungacha taxminiy jihatdan hammasi yaqin keladi bizlar. Hozirgi kundagi o'lchamlariga. Masalan, Beruniyning o'lchami bilanmi? Ha, o'lchami bilan. Hozirgi kungacha bu yaqinda o'lchamlar. Abu Rayhon Beruniy aslisini aytadigan bo'lsak, Abu Rayhon Muhammad Ahmad al-Biruniy hisoblanadi. Aytganimizdek, 1000 yillar oldin, ya'ni 973 yilda Xorazm viloyatining oldingi poytaxti Kat shahrida dunyoga kelgan. Buning bolaligi haqida uncha ma'lumotlar yo'q ekan. Bu sabab bolaligi haqidagi ma'lumotlar uncha yo'q ekan, lekin bolalik paytida bu uncha ko'rimsizroq bo'lgan deb yozilgan ekan. Ko'rimsizroq, ya'ni burni uzunroq degan, burni uzunroq bo'lgan, burunli deb ham atashgan ekan. Bu endi laqab bo'ladi bizda. Shunda burunli deb atashgan ekan. Keyinchalik lekin bu nodida ko'rimsizroq bo'lgan yuzning nesinda orqasida juda nodida juda zehrli, juda aqlli bo'lgan ne yashiringan ekan. Yashiringan. U yoshligidan ilm fan bilan shug'ullanadi. Ilm fan bilan o'qib, kenjalik bu azim Xorazmshohlar uni o'z oilasiga oladi va yetimda o'sgan bu Beruniy yetimlikda o'sgan. Xorazmshohlar uni o'z oilasiga oladi va u shuni orqasidan ilm fan bilan shug'ullanishga keng imkoniyatlar yaratila boshlaydi. Beruniy o'zining yozgan asarlaridan eng mashhurlari mesela Hindiston asari yoki boshqa asarlarni oladigan bo'lsak, o'sha paytdagi astronomiya, matematika, trigonometriya, fizika, mineralshunoslik, geografiya va ko'pgina fanlarga qo'shimcha ma'lumotlar yaratib berganlar bizlarga. Beruniy o'zi 973 yilda yashab o'tgan bo'lsa, o'sha paytda olam markazi yer deb o'ylagan, masalan, Ptolemey ta'limoti bo'yicha olam markazi yer deb o'ylangan, ya'ni yer olam markazida joylashgan, uning atrofida boshqa sayyoralar aylanib yuradi, xuddi quyosh ham shu sayyoralar kabi aylanib yuradi degan nazariyani ilgari surgan shu paytda. Endi Beruniy bo'lsa, bu fikr xato ekanligini, ya'ni olam markazi yer emas ekanligini, olam markazi yer emas, yer ham quyosh atrofida aylanishini bir necha dalillar bilan isbotlab bergan olim hisoblanadi. O'sha paytda yerning yumaloq shaklda ekanligini, yer yumaloq shaklda va shundan kelib chiqqan holatda yerning radiusini o'lchagan, uzunligidan kelib chiqqan holatda radiusini aniq o'lchab bergan. Misol uchun hozirgi kunda yerning radiusini bizlar aytamiz 6400 km deb aytamiz fizikada. Beruniy o'lchagani bo'yicha 6000 km hisoblangan. Ya'ni deyarli hozirgi kundagi deyarli yaqin. U paytda hech qanday o'lchov hisobi yo'q, ha? Hech qanday o'lchov hisoblarsiz shu darajada yaqin bo'lganmiz. 6400 km bo'lsa, 6000 km hisoblagan. U davr uchun bu katta yutuq hisoblanganda 6000 km, ya'ni 400 km gagina farq qilgan hozirgi o'lchovlarga nisbatan 400 km gagina farq qilgan. Biz bilamiz, buyuk kashfiyotlar boshlanganda 17 asrda Xristofor Kolumb Amerikani kashf qiladi. Keyinchalik Amerika borib, Amerika Vespucci nomiga Amerika qo'yilgan qit'ani bilamiz. Shu qit'a bor ekanligini u Kolumbdan 6-7 asr oldin
Amerika bor ekanligini aytib ketadi-da bizlarga. Birini şehirde bir laydan kılınan katta devallar var. Yani şu bir, ben bir cahaya kısaklanıp kalan hazır vaxtında bir yılın yangınasında yani şu şehirde dünyaya giden birinin şehrinin yanında kat kalesi devu atılgan şu vaxta şurada dünyaya giden de. Kim buna 22 yaşında buna hazır aitip gitti. Kaç şehrini, ümman Xarazm'da basıp oladı. Sizler bilirsiniz, burada hazır Kaç şehrini, Xarazm'ın paytaxtı diye vardırken ilgeri Xarazm'da paytaxtı hemen şu illik kala, birini, Türtkür, nereye kadar. Şu yer Xarazm bu anda indi şu. Güle meşhur kalalarımız var, hemeniz yakışı bilirsiniz, bunu eşken sizler. Birini, bana şimdi bir sivilizasyon uçağında dünyaya gelip, ki bana bir tamamı Sultan Veys Tağı var yakın. Ana yani şöylerge kilip cüde katta işler kıladı. 22 yaşına çilim minerallarda urgen edi, taşlardı. Türlü medallerden demenin bari ekeli. Sebebi bizim dünyadaki en köp türlü tüman medaller barga madenge en bay dünyadaki kallardan bir meneşi Sultan Veys Tağı taşlar selbi var ki geçirdim. Meneşi urgenip, tecrübede kurup, uzun zukkalıgıdan Allah'ın bergen ihtirarı tüfeli katta işler kıladı bir gün meneşi orada, uzun 22 yaşına çilim. Basıp ağandan ki burada bu kitede Tihran'a karab kitede, işte Tihran'ın yanında şuradaki küçük hükümdarlarda hizmetinde yürüp uzun işini devam kıldırdı, köp işler kıladı. Kim kaytıp gidiyordu. Mazıqı mı ne Urganç, köne Urganç deyimiz, yani bu Kattak şehir olan vaxtında şu. Ana şurada birinci dünyadaki birinci akademiye tüzüldü. Ana şu dünyadaki bir akademiye, Bağdat, Arabistan'daki vakitinde köp yerlerden ben şu ölüm istep ki uçaydan hemen şurada akademiyede okuydu, işliydi. Bütün dünyanın ilmi şu, hani şu akademiyede toplanadı. Bunun en faalları İbn Sina ile birini yedi. Her ikkilesi hem. Birgelikte bunlar birbirini şunda, birbirlerine yazışma kılıp, mülahaza kılıp, fenge cüdekette bir hisse koşkan alımlardan bir meneşi ekleri oğuladı. Ben bunun akademiyesini alımlarken meşhur kılgan İbn Sina ile birini azizler. Bunlar yakalasam bizim vatandaşlarımız yakaladığını işten çıkarmasımız gerek buladı. Hoş Hindistan'da ne mi demek şimdi böyle Hindistan degen de yani şu Hindistan'ın adamlarının kendi yaşaşlığı o şey devirdeki urfu, adatı hemmesini bütün bir cüde katta kitap bulan o. Şu vaktaki dünyadaki en katta kitap Hindistan kitabı bulan. Hindistanlılar üzerinin iptidai en aldığı devirlerden ta şu birinden kengi devirler hazırlığa kadar yani şu tarihten faydalanıp şu kitabda kadirleşedi. Hindistan birinden minnattar. Hindistan'ın şu devirdeki tarihini betapsil ilimge kaldırıp gitken Hazreti Biruni buladı azizler. Şunun için hem o kişinin namı meşhur da. Hem hayırga varsa keçeyi kundu şu caydan ilmi bilen şugullanadı özünün. Kiyin şunu kitaplara bitip kaldırıp gitken. Buna ziyade siz birine kadar köp işkensiz, birini bilen asasında köp emeli şu var. Tümarımızda birinci bir emeli şunun var, emeli iş bilen şu olan anam siz hesaplanasız. Buna ben sözümden evvelinde aitip gittim. Yani bir 4-5 yıl birinideyim. Hizmet seferimle barıp, 4-5 yıl barıp yurda işlegensiz. Birini'nin bana ulkan hizmetlerini hazır damılla aitti. Fende bir tensiz hizmet kılgan bu insan. Buna aitti damıllamız hem mesela. Hoşçakalın, şunun içtimai hayatımızda kandayı oranı var, kandayı namları indi, ebedileştirilip atırdı. Yaşlarımız bilemez şu nerseni, kettilerimiz bilemez şu nerseni. Birini degen de bir şahsı düşünüp, birini degen de vakit kılıbız, birini tumanını düşünemiz mi? Şunlar hakikaten bir çünerli kılıp, bana aynı kısa yaşlar ibret aladığın kırıp, yeterli melumatlar alış gerek bu yerden. Bu şahıslar yakında. Kette yaşlarımın melumat alış gerek yaşlarına uğur getiştiği için. Şu hakkında bizde teletamaşa bir lege bir düşündürüş verirseniz merhamet. Doğru ayıttasız ustaz. Siz etkeninizde şu 1989-94 yıllarda şu jurnalist sıfatı da Biruni Tumanı'nın Paxtakor gazetesi de faaliyet yürüttüm. Şu yıllar devamında
Men endi shu Beruniy rayoniga borib, endi bu tumanning nomining o'zi Beruniy bo'lgandan keyin shu olimning yashab o'tgan joyida qanday ishlar qilingan shu davrgacha deb qiziqdim. Jurnalist sifatida. Jurnalist sifatida. Qiziqib shu tumanning qoq o'rtasida bir xiyobon bo'lardi. Shu xiyobonga bordim, Beruniy byusti bor u yerda, haykali. Haykalini tomosha qildim. Keyin xizmat yuzasidan maktablarda bo'ldim, kollejda bo'ldim, ko'p joylarda bo'ldim. Yurgan joylarida ham, joylarimda shu Beruniy hayoti ijodiga qiziqdim. Ham shu o'quvchilardan Beruniy haqida so'rab surishtirdim, shunday olim borligi, u kim ekanligi. Albatta, ular javob berisha olmadi. Bir aniq jo'yali fikr javob topa olmadim. Bu tabiiy holat edi. Shu davrda o'zi endigina mustaqillikka erishgan davrlarimiz, maktabda ham tarixni biz juda chuqur o'rgandik. Chuqur o'rgandik-ku, biz qadimgi SSSR xalqlari tarixini o'rgandik. O'zbekiston xalqlari tarixiga, shu buyuk allomalarimiz hayoti ijodiga bag'ishlangan sahifalari juda kam, kam, lekin shu bir 8-chi sinfdan o'tganmiz. Bizning o'zimiz ham shu 70-chi, 80-chi yillardagi avlodmiz-ku endi. Maktabda o'qiganmiz. Endi shu vaqtda biz ham Beruniy kim deganda, Beruniy buyuk biografik olim. U globusni yaratgan, dunyoda birinchi bo'lib degan tushuncha paydo bo'lgan va undan nariga o'tmaganmiz. Endi men shu yillari juda bir alloma hayoti ijodiga qiziqib, respublika matbuotida ham chiqish qildim. Qani edi shu Beruniy tumanida ham allomaning hayoti ijodiga taalluqli biron bir kichkina bo'lsa ham bir muzey yaratilsa, u yerda asarlari bo'lsa, eksponatlar bo'lsa, rasmlari, suratlari bo'lsa deb juda ham orzu qildim. Va bu orzu menimcha shu davrga o'zi orzuligicha qolib ketdi. Yillar o'tdi mana, oradan shuncha yil o'tibdi. O'tgan yili 2022 yilning 25 avgustida prezidentimiz tomonidan Beruniyning 1050 yilligini keng nishonlash to'g'risida qaror qabul qilindi. Buyul bo'ladi-da. Ha, buyulda 23 yil 4 sentyabr kunigacha juda ko'p ishlar amalga oshirilish kerakligi haqida o'qib quvondim. Va jumladan bu qarorda Beruniy shahrida Beruniyga atab majmua quriladi deyilgan. Yana bor asarlari qaytadan eksponatlar restavratsiya qilinadi deyilgan. Yana shu yil oxirigacha Xorazm viloyatida shu tabiiy fanlarda o'quvchi, qiziquvchi, iqtidorli o'quvchilar uchun fan olimpiadalari tashkil qilinadi degan. Yana Beruniy nomidagi xalqaro mukofot ta'sis etiladi deb ko'rsatilgan. Lekin shu vaqtgacha bizning O'zbekistonimizda qator ishlar amalga oshirildi. Beruniyning bizga ma'lum va mashhur bo'lgan Hindiston asari, qadimgi xalqlardan qolgan yodgorliklar, mana Saydana asarlari, yana geologiyaga oid mineralogiya, geodeziya, matematika va shunga o'xshash juda ko'p sohalarga oid asarlari oz bo'lsa-da rus, o'zbek tillarida nashr qilingan. 30 ga yaqin asari hozir O'zbekiston Respublikasi kutubxonalarida bor. Juda ko'plab konferensiyalar o'tkazilgan Beruniy haqida, hayot ijodi haqida ham Beruniy mukofoti ta'sis etilgan. Endi bunisi xalqaro mukofot deyilgan. Men ana shundan juda ham xursand bo'lib ta'sirlandim va bizning bugungi avlodimiz haqiqatan ham Beruniyni chuqur o'rganish kerak. Beruniy barcha fanlarning yaratuvchisi, asoschisi ekanligini bugun hamma biladi. Bugungi o'quvchi Beruniyning mana shu Hindiston asarida keltirilgan olimlar aytgan Hindiston asari Hindistonning o'tmishi va kelajagida bunday asar yaratilmagan. Birinchi bor shu
Biruni Hindiston xalqining butun o'tmishi, kelajagi, uning siz aytgandek urf-odati boshqa hamma taraflama ochib yoritib bergan, shu xalqni ifodalab bergan bir asar bo'lgan. Shuning uchun ham Hindistonlar Biruniyni biz qanchalik hurmatlab sevsak, e'zozlasak, Hind xalqi ham Biruniyni shunday yaxshi ko'radi deb o'ylayman. Endi bizning hozir men targ'ibotchi bo'lib shu 41-chi maktabda faoliyat yurityapman. Biruniyga atab shu kungacha juda ko'p risolalar chiqyapti. Juda ko'p mamlakatimizdan nashriyotlarda asarlari qayta nashr qilinayapti. Xalqqa, umumiy hamma uchun tushunarli bo'lgan risolalar, broshyuralar yaratilyapti. Mana shu asarlarni olib o'qish o'quvchilarga tavsiya qilyapman. Hozir burungida emas, bizning kutubxonada yo'q deb o'tirmay, o'quvchilarimizning o'zlari to'g'ridan-to'g'ri internetdan turli ma'lumotlarni olsa bo'ladi. Kimki ilmga, bilimga qiziqsa, hamma shart-sharoit hozir mavjud bizning yoshlik davrlarimizda emas. Shu maktabda Biruniy hayoti va ijodi haqida shunga bag'ishlab shu loyiha ishlab chiqdik. Asarlari haqida insha yozish va uning suratlarini chizish, Biruniy haqida ijodiy ishlar qilish tanlovida shularni yo'lga qo'ydik. Biruniyni o'rganish kerak. Bu qomusiy alloma haqiqatdan butun dunyo olimlariga ibrat bo'lgulik haqiqiy biz alloma deb aytsak bo'ladi. Men yaqindagina bir o'tgan yili shu davlat fuqaro uchun emas, fuqaro davlat uchun xizmat qilish kerak degan bir gapni o'qib, davlat fuqaro xizmat qilish kerak, davlat. Shundayni o'qib turib, yangi fikr bo'pti deb o'ylagan edim. Afsuski, Biruniy o'zining Hindiston asarida 1000 yil burun ko'rsatib ketgan. Yozib ketgan, ha? 1000 yil burun. Hamma shu fanlarni qaraganda mana biz yangi mashhur Kopernikni aytamizmi? 5 asr burun. Ha? Yerni o'zoq atrofida aylanishini Biruniy isbotlagan. Galileo aytgan quyosh nurlar va zarralardan iborat inersiya hodisasi. Ha? Uni ham Biruniy isbotlagan. Necha 600 yil burun isbotlagan. Qit'alar orasida sharq bilan g'arbni bog'lovchi qit'alar orasida yana bir qit'a mavjud deb Amerikani kashf qilgan 450 yil burun Kolumbdan. Demak biz qanchalik faxrlansak arziydigan alloma. Buni chuqur o'rganishimiz kerak. Mana Biruniy bobomizda qanchalik mashhur ekanligini, uning jahon ilmidagi tutgan o'rni haqida tanishib o'tiribmiz. Mana bu borada hozir bir quvonchli gaplarda ham aytib o'tdi. Mana 2 yildan beri Biruniyda, 3 yildan beri Biruniy shahrining atrofini obodonlashtirish, Biruniy majmuasini tashkil qilish bu prezidentning farmoni bilan bo'lib o'tibdi. Buning ham juda katta tarbiyaviy ahamiyati bor. Albatta bu Xivoga kelgan turistlar albatta Biruniyda ziyorat qiladi. Jahonga ko'z qanday degan bir majmualar paydo bo'ladi. Azizlar, men demoqchi bo'lganim bir narsani sizlarga demoqchimanda. O'zi yozgan bir nesi bor. Necha asar yozganligini aqli keyinda yozadi bu odamda. 152 kitob nashr qilgan. Bir yaq nashr qilmaydi, yozib ketgan. 152 ta kitob bo'lgan. Her qaysi fanga bag'ishida qilgan kitoblari bor. Shundan men keltirmoqchiman 70 tasi falakiyat. Falakiyatni falakda endi falakiyat. Jismlarning osmon jismlarining qo'zg'alishi, o'rni almashuvi, yerdan aylanishi, yangi aytgan qit'alarning qanday qilib bo'lishini falakiyatda shu darajada aniq o'lchab, shu darajada aniq kuzatish olgan bu inson. 70 kitob ana shu kitoblarning ichida yangi aytgan yangiliklarni yozib qoldirgan bu. Ana zakovat, ana aql, ana Alloh taolaning bergani bu. Biruniyga.
Branta adam bunda felaket hakkında 70 kitap bitken hemen şu hakka çildim. Yani şu kitapta birini bitirdi. Yazgan. 20 tersi matematika hakkında. Yani biz şimdi kop matematikler diye işte ötemiz kop oldu. 20 tersi katta kitap yazgan matematika hakkında. Yani azı sebebini ayırtma. Karanlar şimdi bana sivilizasyon diyemiz. Uyganış diyeyim ne o? Rivajlanış. Kandaya kılıp adam rivajlanadı. İlim fen rivajlanırsa rivajlanadı. Şunun için hem mana biz o'rganishdi, ko'ni o'rganishdi. Inson rivojlanishining markazi deb qaragan bir vaqtlari. Negaki mana biriniga o'xshagan olimlar falakiyatda, matematikada shunga o'xshagan falada ko'p xizmat qilib, yangilik qiltib odamlarga tarqatgan shuni. Mana geografiya, geodeziya deymiz. Yerni o'rganish bo'yicha, geografiya bo'yicha kitoblar soni 12 ta. Yana hozir siz aytib o'tdingiz, yerning perimetri o'lchandi, keyin radiusi o'lchandi. Ana şularda ölçüş üçün, şularda anıq şundak, jada köplep neler var bu yerde. 12 ta kitap, geografiyanı tüşündürüş üçün 12 ta kitap yazgan, geodeziya üçün 12 ta kitabı var. Ki mina ya men aytıp ötüydim, mina Qaratauda örgengen vaqtında medallerden içinde qancha sastapta, bu qanday, qanday miqdarda qaysında var, zıştığı qanday, ağırlığı qanday, türlü tecrübeden şunu anıqlagan şu kişi. Yazıp 3 ta kitap qaldırıp ketken. Haritografiya dedi şu. Ne yerdin, yerdin şu vaktindeki yer tüzülüşünün özünün dünyanın haritasından yaratkan adam şu. Birinci mertemine. Tört tek kitap yazgan bu doğrusunda. Dünyanın hizmetleri bu. Iklimlerden özgarışı hakkında, fizika ve aptika, darışınaslığı hakkında da üç tek kitap yazgan. Fizika tahasında bir avuç, iklimlaştırış, darışınaslığı hakkında bir avuç. Üç tek kitap. Yine 15 tek en köp kitaplardan biri 15 tek kitap yazgan tarih dedi, tarih. Hem İlşinaslık, etnografik halatı da milletlerden, halklardan. Bu doğrusunda 15 tane kitap yazgan. Hiç kaysı bir ilim sahibi bunda kitaplarda bitmegen. Felsefeden, Türk'te, edebiyattan 18 tane kitabı var. Mülakaza kılgan adamlardan. Adabı, ahlakı, terbiyesi, içtimai hayattaki hayatı doğrusunda 18 tane kitabı var. Bugün yazgan. Endi ana asl shunday bir quvonchli holatni eshitib xursand bo'lib o'tiribmiz, bir yillikda kitob yozgan deb o'tiribmiz azizlar. Lekin ming afsuski, takrorlayman. Ming afsuski shu kitoblardan hammasi ham bizga yetib kelmagan azizlar. Birining yozgan kitobidan faqat qana 28 tasigina yetib kelgan. Qolganlari hali ma'lum emas. Kimlarning uyidami? Yoki qaysi bir kutubxonalarning tagida yotibmi? Bu noma'lum. Hozircha ma'lumi aniqlanganligi matbuotda e'lon qilinganligi 28 ta kitob bor. Ana shu 142-152 kitobdan 28 kitobining o'zi butun dunyoda tengsiz olib qilib o'tibdi. Bir uniydi. 28 kitobi. Azizlar faraz qilib ko'raylik. Agar 152 ta kitobning hammasi bo'lganda qanday bo'lar edi jamiyat, hayot, ilm-fanning rivojlanishi? Tengsiz bo'lib ketar edi. Ana aql, ana zakovat. Biz nima uchun beringizni ulug'laymiz? Endi yana bir narsani ochish kerak azizlar. Buni och oson. Masalan, mana 150 bu nima uchun endi 152 dan bizga 128 gana yetib keldi xolos. Chunki azizlar, beringizning zamonida barcha kitoblar yana aytaman. Faqat qo'l bilan yozilgan. Kitap şekliyle gidip tükülgen. Şimdi feras kılınlar, bu şekilde kitapta yazdırış gerek, tükiş gerek, tayarlaş gerek. Şunun için bunlar şimdi sanavlı olan da. İki nuska buluşu mümkün, üç nuska ondan köp bulmaydı da. Onu kılal mıydı hem de? Hazır Kıday, neşriyatlar yok. Yani kança hareket, bilmiyordu, kança hareketler kılıp, şunca ehemiyetli bolsa da, şundan 28 tersi eren etip gelgen. Şu 28'in özü onu cihanda meşhur kılgan. Bu nesillerde demek biz azizler, men demokçi boğanım, bana şöyle bir vatanperverlik hayasını sizlerden aytıp getirin, men tanla oturgan katta yaştakılar, ya inki okuçular, ya inki okutucular, azizler bana birinciden örnek alınlar. O kanday maşakat minen bir yerli kitap yazdı. Fakat kol minen yazılgan. Şundan ki yetip gelgeni şu, yani şu kitaplardan faydalanıp cüda katta meşakkatlar bile şunu erişken o kitaplardan faydalanganda. Hazır yaşlarımızda hemen halegen, kitabınızda halegen caydan internetten izleyip tavuşunuz ve bilim alışınız mümkün.
Hemmetesi tayar. Halesiniz kitapta tırttı, halesiniz internette tırttı, halesiniz okutucu için tırp beredi. Kaysi zamanda buldu bu? Birinin zamanda fakat siyahtan bilen ruşka boğan halas. Kağaz boğan halas. Öte kızıgıp üzere. Bana şunlarda keşif bulan. Birini babamızda örgənip, birini babamızın varışları buluşluğu için nema kılıç kirekerliğinde yedik özeniz yakışı bilirsinler. Bunun için birini babamızı örgənişimiz gerek. Birini babamız hemen hazır sana ötken diğerlik hem müfellerde züdekatte ilmi miras kaldırıp kitken. Biz senin için örgənişimiz gerek, bilişimiz gerek. Özümüzün cemiyette münasip bir şahsı işimizde bana şu nesilde örgənimiz mağlub oladı. Serverbek bir ümidin kılgın berçe fenlerde diğerlik bizge anık bugün hem fenlerde yani kumata fenlerden ayta felsefe, edebiyat sahasında olsun, tarih sahasında olsun, hemmesinde şimdi ülke iş kıldı dedik de indi. Elbette indi o vaxtında ölçü vasfafları ya ki bir internette faydalanışı, imkaniyat diğerlik yok diyeyim çeklengen bir imkaniyat bilen yaşayan ustazlardan örgengen, bar kütüphanelerden, hemmesindeki kitaplardan okup, ilim alıp, şulardan kulasa çıkarıp bir yengilik kılan o. Hususen şimdi birinci kanday bir neler, mesela bana maddalarda örgen işteki ve halatlarda kanday bir tecrübeler bana anıklayan da indi. Şu zaman özge iktidardan faydalanıp. Şu zaman, şimdi birinci zamanında hazır gündeki de elektron tarazı, bo'lmagan, u hajmlarni aniqlaydi degan yoki har xil elektron kompyuterlar yoki boshqa narsa bo'lmagan. Misol uchun aytadigan mineralshunoslikni o'rgangan, mineralshunoslikni o'rgangan paytda bizlarga zichlik degan narsa juda ahamiyatli narsa-da. Minerallarning zichligi qanday bo'ladi, bu qanday xossasi, qanday o'rgan zichlik. Beruniy o'zining Beruniy tarozisini yasagan. Beruniy tarozisi nima asosida ishlaydi bu? Beruniy tarozisi bizlar bilsak hammamiz bilamiz evrika so'zini. Ahamiyat qonuni deymiz-ku, evrika so'zi. Ana shunga asoslanib ishlaydigan o'zining Beruniy tarozisini ishlatgan. Beruniy tarozisi shu darajada moddalarning hajmini shu darajada aniqlab o'lchagan. Hattoki bitta bug'doy donasi tushib ketsa ham, shu bug'doy donasicha suv siqib chiqariladigan darajada aniqlikda o'lchagan bu Beruniy. Shunga qarab moddalarning zichliklarini aniqlagan. Keyin bu mineralshunoslikdan tashqari falakiyot deyapsiz. Falakiyotga doir Beruniy o'sha paytlarda quyoshning tutilishi orqali quyoshda toj bo'lishi va bu juda ahamiyatli narsa ekanligini ko'pgina asarlarda yozib qoldirgan. Quyosh tarkibini o'rganish, quyoshni o'rganish haqida, quyoshni o'rganishda shu bu quyosh tutilishi juda ahamiyatli narsa ekanligini bot-bot aytib o'tgan aytamiz. Tillarni ham bilgan, fors tillarini, shu arab va fors tillarini bilishi orqasidan ko'pgina undan oldingi qoldirib ketgan asarlar Arastu, Aristoteldan qolgan asarlar yoki undan oldingi Beruniy bobomizdan oldingi qolgan asarlarni tarjima qilish bilan ham shug'ullangan o'zi. Tarjima qilish va tarjima qilishda bizga kerak bo'ladigan terminologiyani ishlab chiqqan o'zi. Terminologiya, har bir fanda terminologiya bo'ladi. Mana shu terminologiyaga doir o'zining ensiklopediyasi yoki lug'atini ishlab chiqqan Beruniy bobomiz. Rahmat, mana eng zaruriy ma'lumotlardan oldik. Beruniy qamusi olimda endi qamusi. Hamma sohadan qaysi sohani olsangiz, faqatgina o'rganib bizni fikrini bildirgani emas. Shu sohadagi shu fanni rivojlantirish uchun juda katta turtki qilgan, juda katta ishlar qilgan har bir soha bo'yicha aniq qilgan ilmiy ishlari bilan shunga yangilik kiritgan barcha fanlarda. Biz endi ko'p mashhur olimlarni o'rganamiz, shoirlarni o'rganamiz, yozuvchilarni o'rganamiz, mashhurlarni o'rganganimizda ma'lum bir yo'nalish bo'yicha mashhur bo'lgan hammasi deyarli ko'pchiligi. Ma'lum bir yo'nalish bo'yicha azizlar. Beruniyning mashhurligi shundaki, u insoniyatning hayotidagi barcha yo'nalishlardagi fanlarning
ha matematika bo'lsin, ha astronomiya bo'lsin, ha ximiya bo'lsin, ha geografiya bo'lsin, ha tarix bo'lsin, ha adabiyot, qanagan birini oling, hammasini chuqur o'rgangan va bu fanga mutlaqo yangiliklar kiritib, uni oldinga chiqishni ta'minlagan odam Biruni bo'ladi. Buning Allohning bergan bir zakovati, o'zining tinimsiz harakati va yosh vaqtinda ustozlardan o'rgangan bilimdan tinmay o'rganadi ustozdan bilimni. U hech qachon birinchi to'xtagan emas. İlim olgan, mulohaza qilgan, yozgan. İlim olgan, mulohaza qilgan, yozgan. Men doim yozardim dedi. Hamma narsani. Buyurdim o'zini fikr aytadi-da, men doim yozardim dedi. Endi hozir bir vaqt ne kelib turibdi? Bir aytiladigan gap bor. Mana Sarvarbek sizga tegishli bo'lgan bir joy var. Mening esimda men shundayga qatnashib edim. Bundan 50 yil burun oldin eski klub bo'lardi, shunda bir yubiley o'tkazildi. Men ham qatnashganman. Şunda bir yönde hakkında kısaca malumat bergen ben, benim şunda. Ondan ki şunu Halim Bey'de Bazırbay degen bir haykaltıraş yigitimiz var tumanımızda. Bizim marifetçimiz, cüde köpler, şagirdler çıkarıp atırdı tumanımızda. Şu bedi, buna kurgazmelerde, buna resimler, teyirleşte cüde köp, ucunun hizmetini kılıp geldi. Bazırbay, Halim Bey'de bir yakışı bilirsiler. Müzikali mektepte işlediğin sonunda hazırım, üyünde işteydi, devam kıldırıp atırdı faaliyetini. Yani şu bir vakitler şu bir ürünün hem bir üstünü yaratıydı. Hazır bana şu bir ürünün bir üstünü diye Serber Bey sizge kubrak dikişti buladı. Biz hala genç yardan bir işimiz mümkün sizge. İmkaniyet tavıp bana yoldaş hacılığımız şurada yakaçların arasında, ösümüklerin yeni darakların arasında bir çay ardı kılıp ornatılıydı şurada. Hazırım var bu. Şimdi benim çeşitim belki bir üye onun atrafını abadlaştırıp çağrılı kılış gerek mi? Yoğmasa bana sizin mektebiniz, bir ünlü mektebine bir vakları atılgan şöyle bir koydum. Bir su koyduğundan bir caylar var. Bunu bir mesletleşip, ya bu masahada günde bir az günde bir tamir cayları var, kılıp durup, her yılı bana şu bana, sentyabr ayının 4 günü bir örgü bir gül aparıp, biz şimdi vatandaşı bozak. Bir ünlüdün meres koru sizsiz. Birinizin hemimizde mi ne? Aynısı okutucular, alımlar sizlerin yaş alımlar. Birinizin bir ünlüdün, Ebu Reyhan bir ünlüdün miras koru siz. Yani şu okuçlarımız mı ne? Barıp, mine bizde bir üstü var şunun tuvanımızın merkezinde. Yani şuna barıp, bağlılara çıntırış verip, ne fakat onun tuğulgan kumunda. Vakti vakti mine imkaniyet tabıp, yukarı sınıf okuçlarını, küçük sınıf okuçlarını aparıp, mine şunday babamız bu. Mine şu işlerde kılgallığı için, bütün dünyaya meşhur olan insan, bu bizim vatandaşımız. Mana şu Biruni şehirde dünyaya kelgan. Mana şu Konyurgaçta, akademiyada işleyen, juda ko'plar ishga qilgan deb. Bu bolalarni vatanparvarlik ruhida, ruhiyatida tarbiyalashning eng bizlardagi juda katta hisobsiz imkoniyatimiz bor. Biruni baba biziki. Bir üstü turibdi, qilgan ishlarining hammasi ma'lum. Faqat bolalarning miyasiga mana shuni singdirsak, bolalarimiz yuksak vatanparvar bo'lib yetishadi ular. Ular ham faxrlanib yuradi. Biruni kim deganda hali adabiyotdan bir she'r aytib bergan kabi Biruni babam falan yanchi tug'ilgan, mana bunday qilgan ishlarni qilgan, dunyoga mashhur bo'lgan, aytib bera oladigan bo'lish kerak har bir o'quvchi. Ana shunda biz faxrlangan bo'lamiz. Shuningdek, bundan ruhlangan eldoshimiz barcha o'quvchilar, ko'plik yoshlar o'zlarining Biruni shunday zamonda yashab shuncha ish qilgan ekan, nima uchun men 5 ga o'qimayman? Nimaga fizikadan 5 ga o'qiyman? Nega matematikadan 5 ga o'qiyman? Biruni baba shunday sharoitda 5 ga o'qib hamma dunyoni titratgan odam ekan. Yana bir narsani sizlarga demoqchi bo'lganim azizlar, mana bu yerda bütün dünya olimlarining bir fikri var. Eduard Zahot degan odam Yevropalik katta mutafakkir olimning aytgan bir so'zi var Biruni haqida azizlar. Bu so'zni hamma ma'qullagan. Osiyo olimlari, Amerika olimlari Yaponiya alimlar hamma bir sözden qoşulgan bunu. Ta'kidlagan. Nima degan? Zahov nima deyotirdi? Biruni. U tarixdagi dedi Biruni. Abu Rayhan Biruni tarixdagi eng ulkan aql egasidir dedi. Qarang. Eng ulkan aql egasi. Mana shu Alloh taolaning Qur'oni Karim kitobinda Allah Teala her bir sur, köp güne surelerin başında ey akıl egeleri deyip müracaat kıladı.
Akıl bergen bizge akıl çünkü. Ana şu Allah Taala'nın akılını bergen birini, akılını şu derecede ölümge sarflagan ki dünyaya meşhur bolgan. Bunu endi bizim özlerimizden alımlarımız yoki özlerimiz emas. Bütün dünya mana mesela Eduard Zakhau misal atıyordumuz. Bu şiar hemme akademilerde, birçok dünyadaki üniversitelerde bu nesil yazıp koydu mesela. Abu Rayhan Biruni en ulkan akıl egesidir. Tarihtaki. Yani üçelik akıl egesi, üçelik kamuslu alım bola algan, şunca işlerde kılgan adamlar yani kege yok bir yönden kiyin. Kança fakirlansak azizler az. Hakikaten Biruni kaysı bir sahada, meyli geodeziya bulsun, mineralogiya, geografiya, astronomiya bulsun, kaysı sahada ilmi keşfiyat kılgen bulsa, hemmesini deliller bilen, esaslar, ispatlar birgen. Yani siz etkende, malum bir yöneliş boyunca kitken alımlar, işlegen alımlar, şu Biruni aytib o'tgan, Biruni ko'rsatib, isbotlab bergan narsani tan olgan. Shunda to'g'ri ekan bu deb, to'g'ri ekan. Shu ilmning shu qaysi sohada bo'lsin, qaysi fanga yo'nalishga bo'lsin, shu yo'nalishning asoschisi bo'lgan. Shu darajada kuchli bilim, tajribaga ega bo'lgan ideal olim bo'lganda Biruni. Butun dunyo olimlari tan olgan. Ve ondan urgengen. Biruni şunçelik eserler yazgan bulsa, şunun arasında bazı bir uzun bilen zamandaş ya ki aldın keyin ötken alimlerinin ilmi işlerini kerek vaktide reddiye kılgen şu işleri. Farabi'ye kılgen yazışmaları ham var. Onun eserleri tüzeltiş kılgın mı? Tüzeltiş bildirgen. Şu derecede akıl egesi bu gendi. Şimdi benim aytmoqchi bo'lganim, Biruni juda ota-onasidan hali siz aytganingizdek yosh yetim qolgan. Uni iroqiylar xonadonida tarbiyalashgan va Ibn Mansur Iroq degan bir olim o'z himoyasiga olgan. Shogirdlikka olgan. Shogirdlikka olib shu darajada tayyorlagan uni o'zining bor bilim, ilmlarini unga baxshida qilgan va 18 yoshgacha shu Biruni bilan shug'ullangan, uning kelajakda buyuk bir qomisi olim bo'lib yetishishiga albatta shu Ibn Mansur Iroqning kattagina ulushi bor. U o'zining 12 asarini shu Biruniga bag'ishlagan. Biruni o'zining boshqa juda ko'plab asarlarida shu ustozini hurmat, faxr, ehtirom bilan tilga oladi. Endi mening aytmoqchi bo'lganim, hozirgi davrda ham Biruniga o'xshagan bizning avlodlar chiqishi mumkin Biruniday. Bo'lmasa ham shu Biruni asarlarini o'rganib, biron bir kashfiyotlar yaratadigan kelajak avlod chiqishi yetishib chiqishi mumkin. Yetishyapti. Bundan keyin ham demoqchimanki, men fursatdan foydalanib aziz ota-onalarimizga shuni iltimos qilardim. Farzandlarni shu uyda ham mustaqil ravishda ilm bilim olishiga ko'maklashik. Farzandlarimizga shu internetdan iloji bo'lsa ruxsat berib qo'yib, telefondan maqsadli foydalanishni, internetdan xohlagan mavzuida xohlagan ilmiy tadqiqotlarni olib o'rganishiga ruxsat berik va uni qo'llab-quvvatlik shu bolalarimizni. Sababi ertangi kelajagimiz davomchilari ular. Biz ishonamiz kelajagimizda shu Biruniyni sevib, Biruni haqida ilmiy ishlar yozadigan, uni dunyomizga yanada tanitadigan, uning asarlarin shu ya forscha, arabcha yozgan dedik, shuni shu fors ana arab tilinda o'rganib butun dunyoga tanitadigan Biruni shunoslar safi kengayishini biz umid qilamiz, shunga ishonamiz.
yaxşı fikirlər də bildiriniz bir-birinə haqqında. Mana qayta-qayta yaşlarga müraciət bulub atırdı, ata-analarga müraciət bulub atırdı. Əzizlər, bugünkü bizim müddəamız ham mana şularını sizə yetkazış idi. Bu yıl davamında bu nəsəyə juda katta etibar verilədi. Prezidentimizin təşəbbüsü ilə bu yıl sifətli təlim uje başlab yuborilgan. Bizim mana shu eshitishlarimiz ham shunga bog'ishlangan. Adablar xazinasining ilm olish adablari haqida mana avlodlarimizning ilm olishlari, ilm tarqatishlari, ilm ustida ishlashlari haqida biz sizlarga hikoya qilyapmiz azizlar. Xo'sh, bizlarning har bir xonadondagi, oilamizdagi, maktabdagi o'quvchilarimizning ilm olishlari qanday? İlim tarqatışlarımız qanday hürmetli oxutuvçilar? Mana bu alıvatqan ilimlerimiz ertaga bizga nafi qanday bo'ladi? O'zi bugundan bu narsa ma'lum. Men yana takror eshitdim keladi azizlar. Beruniyning zamonida hozirgiday sharoitning faqat qana vaqtida ruchkalar ham boshqacha ana pardan bo'lgan ruchkalar. Qog'oz bo'lgan xolos boshqa narsa yo'q. Hammasini qo'ldan ko'chirib o'qigan, tinglagan fikr qilgan xolos. Shunday imkoniyat bor edi. Shu imkoniyati bo'lsa-da shunday ulkan ish qildi beruni. To hozirgacha uning qilgan ishlari bizning aniqlaganlarimiz bilan o'zingiz aytdingiz hozir deyarli baravar kelib turibdi. Yoshlarimiz bundan o'rnak olmoqqa kerak bo'ladi. Mening yana bir taklifim bo'lar edi, mana Damilla shu beruni maktabdan siz boshlaysizmi? Endi biz buyruq bera olmaymiz. Taklifim barcha maktabdagi demek ki hemmede, hemme fenden kılgandan kegin, hemme okutuşlara teyiştik hep bu. Fenlerdeki bir, birini bir şeklerin taşıklamamız gerek. Her bir mektepte birini bir şekli olsa, tuğulgan yılı, nemeler iş kılgalı, kaçı fenlerine rivajlanganı, kaçın içinde, 15 defa mı, 15 defa. Eserleri kança kitap, kayırla da faydalanadı, kayırla da onun namı bilen ataladı. Hemmesini bir kursatıp, neme kılgalıgını bize okuşlar, ene şu bizim burchagimizdan foydalanish ham birin to'g'risida ko'p ma'lumotlar olish imkoniyati bo'ladi. Agar biz tumanimizdagi mavjud barcha maktablarda ana shunday burchak qilsak, bolalarning tarbiyaviy odobi haqida, axloqining shakllanishida, bilim olishida juda katta vatanparvarlik bir burchak bo'lib turadi azizlar. Bu narsani esdan chiqarmasligimiz kerak. Albatta men umid qilaman butun o'qituvchilar jamoasidan, maktab rahbariyatlari nomidan bu narsani mana bu burchaklarning hammasini biz tegishli nima qilgan yana xabar beramiz. 4 sentyabrga qadar buni qilsak ulug' bobomizning bir tug'ilgan kunlarini, yubileylarini bir ulkan bir tuhfamiz bo'lar edi shu burchakni tashkil qilsak azizlar. Bugungi eshitishimizning asosiy maqsadi vatandoshlarimizdan faxrlanamiz degan rubrikada bo'lib, mana shu vatandosh olimimiz bugun Beruniy haqida to'xtaldik. Imkoniyat darajasida sizlarga Beruniy haqida, uning tug'ilgan yili, qilgan ishlari haqida ma'lumot yetkazishga harakat qildik. Ana shulardan agar sizlardan tushunchalaringizda, ongingizda agar ma'lum bir darajada yetkazilgan bo'lsa va ularni o'zlarining farzandlaringizga, o'quvchilaringizga yetkazish sizlarning bir insoniy burchlaringiz bo'lar edi. Biz mana maqsadimizga erishgan bo'lar edik. Bir chiralarimizning oilalariga tinchlik, xotirjamlik, omonlik bo'lishini yaratgandan so'rab qolaman. Omon bo'linglar.